Evrenin dili matematik her yerde. Aslında tüm kainatın matematik ile dizayn edildiğini görmek hiç de şaşırtıcı değil. Okul zamanlarımızda o kadar soğuk bakarız ki matematik derslerinden kaçarız, sevmeyiz, gereksiz görürüz. Halbuki evren başlı başına matematik üzerine kurulmuş, canlılar, güneş, gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz her şey. Yaşadığımız evreni öğrenmek ve tanımlamak için birçoğumuz için bir tutku, matematik ise evreni tanımlama uğraşları esnasında sıkça kullandığımız bir araç. Ama neden? Matematik evreni tanımlarken nasıl böylesine şahane bir işi başarabiliyor? Cevap basit. Matematik bunu yapmak için, dünyamızın özelliklerini açıklamak için tasarlandı. Belki ilk başlarda İnsanların matematikle uğraşmasındaki amaç arazi ölçümleri, yapım işleri veya ticaretti. Ancak zamanla matematiğin temelini kurduğumuzda daha karmaşık sorular sorabilmeyi başardık. Ayrıca bu sorular kesin matematiksel modeller gerektiriyordu. Tam o anda nesnelerin gruplarını birleştirmeyi ve ayırmayı açıklamak için toplama ve çıkarma icat edildi. Tam sayılar ortaya çıktı. Ardından çarpma ve bölme, asal sayılar, üsler, polinomlar, sanal sayılar ve dahası. Matematiğin temelleri geliştikçe sorularımızın karmaşıklığı da gelişti elbette. Artık sadece bu gibi soruları sormakla kısıtlı değiliz. Birinci çoklukla ikinci çokluğu birleştirdiğimde toplam nedir? Şimdi bunlar gibi sorular sorabiliriz. Dünya Güneş'in yörüngesine nasıl yerleşti veya kütle nedir? Her şeyden önce matematik hakkında şaşırtıcı şey, tarih boyunca matematik ile alakalı ortaya atılan yeni teoriler ve kavramlar, o dönemlerde yararsız olsa da devamında başka teorilerin atılması ve evreni daha farklı algılayabilmemiz için araçlar olmuşlardır. Bunun bir örneği, Einstein'ın genel ve özel görelilik çalışmaları sayesinde ortaya çıkan kuantum mekaniği alanıdır. Altın oran bile matematik pi sayısına aittir. Kaynaklar pi sayısı için ilk gerçek değerin Arşimet tarafından kullanıldığı belirtilir. Arşimet pi sayısının değerini hesaplamak için bir yöntem vermiş ve pi değerini 3 artı 1 bölü 7 ile 3 artı 10 bölü 71 arasında tespit etmiştir. Bu iki kesirin ondalık sayı karşılığı 3,142 ve 3,1408'dir. Bu iki değer pi sayısının bugünkü bilinen gerçek değerine çok yakın olan bir değerdir. Ancak Arşimet'in gençlik yıllarında Mısır'da uzun bir süre öğrenim gördüğü bilinmekte. Arşimet'in sağlığında İskenderiye'de Öklit'ten ders aldığı, Öklit'in de eski Mısır ve Mezopotamya Babil yöresinde uzun yıllar dolaşan bir matematikçi olduğu bilinen tarihi bir gerçektir. İskenderiyeli tarihçi Herodot, Metrik adlı eserinde pi sayısı için verdiği değer 3.71'dir. Bu değer İskenderiyeli Heron'dan sonra gelen eski Yunan ve Orta Çağ matematikçileri tarafından farklı değerler kullanılmıştır. İskenderiyeli Heron'un verdiği yaklaşık değerinde Mezopotamya menşeli olması ve Mezopotamyalılardan alınma takribi bir sonucu temsil etmesi muhtemeldir. Peki tüm bu bilgilere ulaşma yöntemimiz nedir? Her şeyin teorisine ulaşmak için elimizde bir Rosetta taşı olsa fena olmaz mıydı? Belki de bilgisayarımızda olduğu gibi evrenin bir dosya sistemi vardır. Onu çözebilsek evrendeki tüm bilgiyi doğru okuyabilir, herkesin aradığı o sırra mahzar olabiliriz. Belki de evren anlaşılmak istemiyordur ve bize hep yapay değerler gönderiyordur. Ve belki tüm bunları anlamak için kullandığımız 5 devi organımız gerekli ölçümleri yapmak için yeterli değildir. Bunların hepsi belirsiz sorular ve varsayımlar, ancak hali hazırda bilim insanlarının araştırmalarında kullandığı somut bir araç matematik. Aynısı olmasa da benzer bir ikilem Albert Einstein'ın kafasını kurcalamış. Einstein, matematiğin insan zihninin yarattığı en büyük icatlardan biri olduğunu düşünüyordu. Ancak insan aklından çıkmış bir şeyin evrenle ilgili hesaplamalarda nasıl oluyor da her seferinde bu kadar kusursuz çalıştığını da anlamaya çalışıyordu. Matematik,
insan beyninin bir buluşudur ve insanın soyut düşünebilme yeteneğinden kaynaklanır. Doğaldır ki her insan matematikteki bu yoğun düşünsel güzelliğe ulaşamaz. Matematik, salt doğru düşünme, soyut düşünme için var olarak gelişmiş bir bilim de değildir. Matematik, insanlığın gelişimi için gerekli olduğu ölçüde de gelişmiştir. Matematik, önceleri ticaret ve tarım amaçlı geliştirilmiştir. Ticari hesaplamalar, mali işlemler, ağırlık ve uzunluk ölçüleri matematiğe gereksinim duyulmasına yol açmıştır. Kalıtın, mirasın belli oranlara göre dağıtılması sorunsalı buna bir örnek olarak gösterilebilir. Yalnız şarap içip rübai yazan diye bilinen Ömer Hayyam 1047-1122 babasının işini sürdürebilmek için geometri öğrenmiş, matematikçi olmuştur. Hayatın her alanında matematik. Harita yapımında, telefon, radyo, televizyonda ve denizcilikte, sanatta matematiğin katkısı bir gerçektir. Matematik olmasa uçaklar uçmaz, radarlar, bilgisayarlar çalışamazdı. Matematik bilgisi gerektiren finansal sorunlar, borsa, fon, yatırım hesaplarını bir anımsayalım. Vergi öderken, sigorta primi hesaplarken, ev satın alırken matematik gereklidir. Taksitli ve kredili işlemler, kumar ve sigortalarda insan sayılarla düşünmesini yeterince bilmediklerinden kandırılmaktadır. Yüzde oranları, olasılık, uzun bir sürede bir olayın gerçekleşme yüzdesi kavramlarını bilmeden olanlar kavranamaz. Kısa ve uzun sürede kazanmanın yolları böyle bulunur. Bu bakımdan sayılarla nasıl düşünmeli sorunsalı önem kazanmaktadır. Matematik neden sevimsiz gelir? Matematiğin çoğunlukla zor ve sevimsiz gelmesinin nedeni buradadır. Anladığınızı seversiniz, anlamadığınızı sevmezsiniz. Bu yaklaşımı tersinden de alabiliriz. Sevdiğinizi anlarsınız, matematiği sevmek için onu anlamak gerek. Her insan matematikteki güzelliği anlayamaz. Matematikçi olmak kişinin kendine kalmış bir durumdur. Doktor, doçent, profesör olmadan da bilimle uğraşılır. Bilim insanının öğrenme, anlama ve özlemini çok zorlayıcı bir biçimde doyurma duyusudur. Satrancı bulan rahip matematikçi değildi ama matematik biliyordu, matematiği seviyordu. Son olarak matematik bir ihtiyacı ve her şeyi bulmamızda bir araçtır. Bugün tüm teknolojilerin matematik sayesinde var olduğunu unutmayalım.